Alo merhaba. Gizli Mısır'a dirhulü gönüllülere özgürlük savaşçıları vakfının basın sorumlusuyla mı görüşüyorum acaba? Hayır, Kadir Mısıroğlu Gönüllüleri Hürriyet Mücahitleri Vakfı'nın matbuat mesulüyle ittisal ediyorsunuz. Arkadaşım sen benimle daşak mı geçiyorsun? Buyurun beyefendi, sizi dinliyorum. Lan niye gofre ediyorsun? İçiniz rahat olsun, bu haberi yayınlamadan önce editliyoruz. Yani size küfrettiğimizi kimse duymayacak. Birader burada çok ciddi bir iş yapıyoruz. Haberleri internette verirken neden kendiniz ve sesinizi kızlıyorsunuz ya? Çünkü hem sizin gibi diksiyonumuz bozuk hem de bir dahaki seçimleri bekliyoruz. Reis yine kazanırsa Cem Küçük, Nagihan Alçı ve niceleri gibi arsızca ortaya çıkacağız. E ama hocanız Mısır Kadiroğlu hiç saklanmazdı. O Kadir Mısıroğlu olmasın beyefendi. Bak yine gofrettin ya. Aman be Kadir Mısıroğlu Hazretleri işte hiç saklanmazdı. Yiğitçe Atatürk'e ve Türk tarihine bok ata ata ekmeğini kazanırdı adam. Beyefendi, Kadir Mısıroğlu Hoca Efendi Hazretlerinin deli raporu vardı. Biz henüz deli raporlarımızı alamadık. Zaten bir dahaki seçimleri de kaybedersek deli raporu filan dinlemeden hepimizin anasını bağırta bağırta diyecekler. Zira biz hakiki müminlerin her işi usulsüz vesikalarla gördüğünü artık cümle alem biliyor. Anlıyorum. Kardeşim sen beni tanımadın mı? Nereden aradığımı numaramı bilmedin mi? Sizi tanımamakla beraber aradığınız telefon numarasından külliyeden arayan gizli haber kaynaklarımızdan olduğunuzu görebiliyorum. Ha tamam ben pek muhterem yüceler yücesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Hazretlerinin başlanışmalarından A.Z. Bana tam ismimi vermememi ama nedense mutlaka ismimin baş harflerini vermemi söylediler. Prosedür öyle. Evet prosedür öyleymiş. Neyse arkadaşım dinle beni. Bir an önce haberi verip kaçmam gerekiyor. Emine Erdoğan'ın zorlamasıyla sizi aradım. Sağ olsun hanımefendi kaçmam için Suriye'de tanıyacaklarını söylediler. Siz de yardımcı olur. En erken 3 gün sonra haberi yayınlarsanız müteşekkir olurum yani. Söz veremeyiz. Ne diyorsun kardeşim sen? Burası ciddi bir kurum. Haber kaynağıysan haber kaynaklığını bileceksin. Hiçbiriniz bizi hayrına aramıyorsunuz. Cumhurbaşkanının emriyle sıraya girip bize rapor sunuyorsunuz. Arkadaşım, hayat memat meselesi diyorum. Bir kolaylık göstertemez misiniz? Habere göre değerlendirip en doğru kararı alacağımızdan kuşkunuz olmasın. Size güvenmiyorum ama anlaştık. Niye güvenmiyorsunuz, beyefendi? Ufredip duruyorsun, neyine güveneyim sen? Dedik ya beyefendi, bu küfürleri editte sileceğiz. Allah'ım ya Rabbim, sanki ben editi merak ediyorum. Her ne halsa, siz bize külliyeden getirdiğiniz haberi anlatın. Malum seçimlere en çok 1 yıl kaldı. Seçimi kazanmak için de her şeyi yapıyoruz. Mağduriyet de en büyük silahlarımızdan. Anadolu oylusu tekrar bize oy vermek için saçma sapan da olsa bahaneler arıyor. Ben de bu saçma sapan bahanelerden birini size bildirmek için kurban seçilmiş durumdayım. Nasıl bir? Sus ve beni dinle. Zamanında Genelkurmay eski başkanlarından Yaşar Büyükanıt da Recep Tayyip Erdoğan'a ameliyat olduğunda hastanede ziyaret etmişti. Sonra Dolmabahçe'de buluşup saatlerce tartıştılar. Ardından da Yaşar Paşa bu konuşmayı mezara taşıyacağını söyleyip kendini futbol maçlarına verivermişti. Aha işte ben de rahmetlinin bildiği sırra nail oldum. Nail olmaz olaydım. Konuyu anlayamadım. 15 sene evvel Yaşar Büyükanıt Paşa'nın Recep Tayyip Erdoğan'ı ameliyat sonrası ziyaret etmesiyle sizin durumunuzun ne alakası var? Sayın Cumhurbaşkanımız bu sabah sarayın altındaki özel hastanesine küçük bir ameliyat geçirecekmiş. Narkozla uyutulduğu sırada Emine Hanım beni ameliyathaneye çağırdı. Ben de saf saf gittim. Bir de ne göreyim Recep Tayyip Erdoğan. Çırıl çırbak bir şekilde ameliyat masasında yatıyor. Ameliyatlarda mecburen öyle oluyor. Şaşırdığım o değil arkadaşım. Ben Yüce Hakan'ımızın organını gördüm. Küçücüktü. Emine Hanım da eliyle göstertip ah dedi. Anladın mı benim neler çektiğimi? Git de bu durumu basın organlarımıza bildir dedi. Tam anlayamadım. Hangi organı küçücüktü? Böbreği mi, akciğeri mi, 12 parmak bağırsağı mı? Arkadaşım purda şerbetini fazla mı kaçırdın? Cılbak adamın hangi organını göreceğin? Resmini çektiniz mi? Evet. Kimseye çaktırmadan çektim. Durun size sarayın WhatsApp hesabından göndereyim. Abba. Ya anladın mı neden bu herif kompleks içinde debelenip duruyor ve kendini ispatlamak için her gariban bulduğuna dayılanıyor. Uçak, araba koleksiyonumu yapıyor, kendine dünyanın en büyük saraylarını mı dikelttiriyor ve yüzlerce arabalık konvoylarla mı dolaşıyor? Adam bunlarla kendini kendine ve karısına ispatlamaya çalışıyor arkadaşım. İyi de bunun seçim sonuçlarına ne etkisi olabilir ki?
Ya reise oy vermek için bahane arayan Anadolu kollisine bahane olacakmış işte. Recep Tayyip Erdoğan'a acıyıp oy vermeleri muhtemelmiş. Doğru ha, sarayda çalışıyor olmama rağmen bir ana ben bile kararsızdım. Ama bu günden kelli kesinlikle basacağım ampule. Yazık lan, ne çekmiş adam. Kolay mı lan oncacık şeye rağmen koskoca ülkeye padişah olmak ya? Önemli olan boyu değil işleri. Tamam, bu laf hepimizin avunduğu bir atasözü de arkadaşım. Resmi görmüyor musun? Sen de haklısın. Bir saniye, öteki telefon çalıyor. O, Sayın Devlet Bahçeli arıyor. Alo, Sayın Bahçeli, nasılsınız efendim? Paris'te herhalde. Ne bu, Paris'te ne, birisi bir şeydi. Bir dakika. Ekmek değil de bir pasta. Paris'te Paris'te şey yemeye hazırlanıyor. Pasta yemeye hazır. Anlaşılan Sayın Devlet Bahçeli'nin cebi açık kalmış. Alo arkadaşım, benden saray kaynağı olarak bu kadar. Benim hemen toparlanıp yurt dışına kaçmam lazım. Saniye sektirirsem cesedimi sarayın dipsiz kuyusuna atarlar ya. Aman unutmayın, Emine hanımefendi sizi arayıp haberi doğrulayacak. Onunla konuştuk, o size ne yapacağınızı söyleyecek. Bu size verdiğim haberi 3 gün sonra duyuracaksınız, tamam mı? Tabii ki Emine hanıma soracağız, içiniz rahat olsun. Güle güle arkadaşım, Allah'a emanet olun, Allah razı olsun. Güle güle. Buyurun hanımefendi. Haberi hemen hazırlayıp yükleyin. Resmi yayınlamayın ve bir kopyasını bana gönderip silin. Beni ve oğlumu artık kimse Ay'a gönderemeyecek. Emredersiniz hanımefendi.